İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Önce şimdi sorunuz varsa sorunuza cevap vereyim inşallah. Daha sonrasında da rüya tabiri nasıl yapılır, analizi ve yorumlaması nasıl yapılır örneklerle devam edelim. Öncelikle sorularınız için sizlere söz hakkı veriyorum. Şeyda Hanım, siz konuşabilirsiniz. Bana da dediğiniz gibi, biraz önce arkadaşımıza bahsettiğiniz gibi, bana da kaç defa regresyon seansına girersem gireyim hiç görüntü gelmedi. Hep his olarak geliyor. Görüntümün açılması için ne yapabilirim? Bana ne önerebilirsiniz? Onu sormak istedim. Hani görüntümüzün açılması için evvela yani şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Görüntünün açılmasına niyet ederek 21 gün boyunca hayvansal gıdalar yemeseniz, hatta bir hafta bile yeterli olabiliyor. Hayvansal gıda yemeyince bir detoks yapıyorsunuz. Beden bir arınıyor. Karaciğer detoksu. Bir de sarımsaklı limon kür var. Onu denediğinizde bütün damarlar açılıyor. Ve üçüncü gözün içerisindeki tıkalı damarlar da açılıyor. Ve o detoksu kullanırken karaciğerimin ve bedenimin, aynı zamanda üçüncü gözümün içerisinde bulunan bütün tıkalı kanalların açılmasına niyet ediyorum. Bütün tıkalı kanallarım sevgiyle açıl, açıl, açıl diyerek o detoks suyunu 21 gün boyunca kullandığınızda müthiş etkisini hissedecek ve yaşayacaksınız. Aynı zamanda geceleri kalkıp yasemin yağı veyahut da lavanta yağı ile saat yönünde üçüncü gözünüzü bu şekilde saat yönünde daire çizerek bu şekilde masaj yapacaksınız. Daha sonrasında bir ışığa bakacaksınız. Işığa bakıp, mesela şurada bir ışık var, masa lambası var, göstereyim. Şu ışık da olabilir, görüyor musunuz? Bu ışığa gözünüze bakacaksınız. Sonra ışık, mum da olabilir. Şu gözünüzle görmeye çalışacaksınız orayı. Oraya odaklanarak bakacaksınız. Bu şekilde, bir de gözler şu şekilde kayacak, bak şu şekilde kayarak buraya bakacaksınız. Oraya zorluyorsunuz ya. Kan gelen yere can gelir arkadaşlar. Oraya bir zorluk enerjisi geldiğinden dolayı oraya can gelecektir. Ve bir müddet sonra oraya odaklanın, bakın, 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 bakın. Bir mor ışık göreceksiniz. Arkasında daha da mor, açık bir mor. Daha sonrasında bir tünel, daha sonrasında bir göz görebilirsiniz. O gözü gördüğünüzde Allah'la konuşmaya başlayın. Allah'ım, Haşimoto hastalığım var. Bunun altındaki sebep ne olabilir diye. O içinizdeki özdür aslında seslendiğiniz durum. İçinizdeki öz, hani bilinç altın bütün bilgilerini bilir zaten. İçsel bir konuşmadır. Ve orada her şeyi duyarsınız, işitirsiniz. Bazıları da işitiyor. Bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Gerçekten oluyor. Sadece deneyin arkadaşlar. Denemek bedava. Ve bunun da güzel faydalarını göreceğinize çok inanıyorum. Yeter ki siz de inanın. Merhabalar. İlacın, içtiğim ilacın yan etkilerinden bir şey söylediniz üçüncü gözle ilgili. Onu tekrarlamanız mümkün mü? Şimdi şöyle, tabii ki aynısını tekrarlamayabilirim. Çünkü anda gelen bir dua frekansı vardır. O sırada söylüyorum. Şu an belki daha farklı bir şekilde söyleyeceğim ama söyleyeyim. Allah'ım, içtiğim ilacın yan etkilerini tüm bedenimde, tüm alanımda, tüm organlarımda, tüm hücrelerimde, üçüncü gözümdeki alanında, damarlarımda hükümsüz kıl, etkisiz kıl Allah'ım. Ve ben buna inandım. Oldu, oldu, oldu diye duanızı edebilirsiniz. Bir de teslimiyetle. Ya ben çok kişi görüyorum arkadaşlar. Dua ediyorlar. Sonra iki gün sonra diyorlar ki ya ben o niyeti yaptım ama olmadı. Değil. Bu teslimiyet değil. Hazreti İbrahim'in teslimiyetiyle dua etmek nasıl bir duygudur? Nasıl bir his uyandırır? Hani Hazreti İbrahim'i ateşe atacaklarında o kadar emindi ki kendisinde, o ateşin kendisini yakmayacağını o kadar biliyordu ki büyük bir kendi güvenle attı. Teslim, teslimiyetli. O ateş onu yaktı mı?
yakmadı. Yani Allah bunu bu Kur'an'da bize niye gösteriyor? Diyor ki Hazreti İbrahim gibi teslim ol güzel kulum, ben seni yakmam. Ateşi de atsalar yakmam. O ateş ne oldu? Gül bahçesi oldu. Balıklı gölü oldu değil mi arkadaşlar? Odunlar balık oldu. O teslimiyetle duanızı edin. O teslimiyetle yola çıkın. Bütün yollar açılır. Yeter ki teslim olmanın nasıl bir his olduğunu bilelim. İyi akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi 6 yıl önce, ben 6-7 yıl önce rüyalardan rehberlik alabilmek adına şöyle bir şey yapmıştım. Mülk suresinin 14. ayeti. Hani Ela ya'lemu ma lak ve huvel latifil habir, belki duymuşsunuzdur. Bu ayeti okuyup hani rüyanızda istediğiniz şeyi görebilirsiniz diye araştırmıştım o dönem. Ama ben nedense ben bunu okuduğum zamanlar uykuya dalamıyordum. Ve ben o zamandan beri uyku sorunu çekiyorum. Hani onunla bir alakası olabilir mi? O olayla bir bağlantısı olabilir mi? Yani yanlış bir şey mi yaptım acaba? Çünkü uykuda gerçekten sorun yaşıyorum. Birçok çalışma da yaptım. Hani antidepresan kullanmıyorum zaten. Hani bir ruhsal bir sıkıntım olmadığını biliyorum. Yani regresyon çalışmaları, atalar çalışmaları, bir sürü çalışma yapıldı açıkçası ama uyku sorunum çözülmedi. Tam şu aralar çözüldü derken bu defa kulağımda çınlama başladı. Yani gece boyu kulağım ötüyor. Yani benim uykuya dalamamama, hani uyumamam için bir engeller çıkıyor. Hani bununla bir bağlantısı olabilir mi? Ne yapmam gerekir? Hani tamam, şöyle ben size soru soracağım. Sorunun cevabını evet ya da hayır diyeceksiniz sadece. Refika Hanım, annenizle sorun yaşıyor musunuz? Hayır. Annenizi affedemediğiniz bazı durumlar var mı? Hayır. Allah'a karşı kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Bazen. Ya da bu olayı yaşarken korktunuz mu? Ya birisi bir şey görürsem, haber alırsam nasıl olur diye bir korku mu yaşadınız? Hayır. Hı hı. Peki gece geceyle ilgili bir sorun yaşadınız mı? Gece kötü bir haber aldınız mı? Ya da bu olaya niyet ettikten sonra gece ürkütücü bir şeyle karşılaştınız mı? Hayır. Ya şu anda tam olarak bilemiyorum. Seans olmadan bilemem. Genel olarak soru sorduk. Bunlar da çıkmadı. Altta yatan bir sebep var. Altta yatan sebebi bulabilmek için hipnotik bir çalışmayla buluyoruz. Ama şunu sorayım. Sorun bırakın. Deyin ki gece uyuyamıyorum, gece uyuyamıyorum, gece uyuyamıyorum. Çünkü deyin, niye uyuyamıyorum diye sorun. Allah'a sorun bunu, onu siz bulacaksınız. Bunu biz buna telkin terapi de diyoruz. Kendi eğitim sistemimde de anlatıyorum. Şikayetinizi günde 100 defa söylüyorsunuz. Geceleri uyuyamıyorum, Allah'ım geceleri uyuyamıyorum, Allah'ım geceleri uyuyamıyorum. Bunu neden soruyoruz? Hani aslında kuantumda ne deriz? Negatif olayları, negatif şeyleri söylemeyin, çoğalır. Ama burada çoğalması için değil, sebebini bulmak için soruyoruz. Daha sonrasında sebebini bulduktan sonra da olumlamasını söylüyoruz. Artık kolaylıkla uyuyorum, kök sebebini buldum ve Allah beni arındırdı. Artık kolaylıkla uyuyorum, şükürler olsun. Bu şekilde. Ama şu anda sizinkini bulamadık. Bu hipnotik bir çalışmaya giriyor sizinkisi. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gece annedir arkadaşlar. Gündüz babadır. Geceyle ilgili sorunlar anne. Anne de itikattır. İtikat dediğimiz olay, Allah'a karşı olan sorumluluklarımız da gelir. Bunlarla alakalı sorunlar yaşayanlar gece uyuyamazlar ya da kendisinin suçluluk duygusu, gündüz yaptıklarından dolayı bazı şeyleri insanlara anlatamayız. Yaşadığımız negatif durumları kimseye anlatamayız ya da kendimizi bile anlatamayız. O durumlar bizi geceleri kendimizi yüzleşiyoruz ya. O nedenle uyku kaçar gider. Hani birçok kişide bir tane olayın, bir tane sembolün 7007 tane manası vardır. Şu şudur demek çok manasız kalır. Bazılarında şudur, bazılarında budur deriz. O nedenle tam size göre nedir? O yüzden hipnotik çalışmayla bulunur. Ben normalde insanların sürekli rüya gördüğünü biliyorum bilinçaltında gecede. Ama ben göremiyorum ya da gördüysem hatırlayamıyorum. Gördüğümü bile bilmiyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Hiç mi görmediniz küçükken de? Şöyle söyleyeyim. Lise çağlarına kadar görüyordum.
Hı hı. Ama yaklaşık bir 30 sene içerisinde toplasanız 30 tane rüya görmüyorum. Görmedim yani. Rüya göremiyorsun çünkü hemen söyle, hiç düşünme. Aklına gelen saçma sapan bir şey çıksın ağzında. Çünkü Rabbim izin vermiyor diyorum. Heh, Allah izin vermiyor. Allah izin vermiyor çünkü. Çünkü rüya gördüğümde bilincim açılacak. Heh. Farkındalığım artacak. Bravo size. Sizde bu inanç var. O yüzden bilinçaltınız rüya görmenizi engellemiş. Peki doğru ama bunun doğru olmadığını biliyorum. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ne tamam. Kadar farkında olursam. Şimdi Gülizar Hanımcığım, siz zaten akademinin öğrencisiniz. Aldınız değil mi sembol dili eğitimini? Yok, almadım. Bilinçaltı sembol dilini aldınız herhalde. Almadınız mı? Şimdi bilinçaltı sembol dilini alırsanız şunu göreceksiniz ki zihin iki kısımda oluşur. Bilinç ve bilinçaltı. Evet, biliyorsunuz. Her şey farkındasınız. Bilinç farkındalık fark ettim yani bildiğimiz şey %5'lik kısmını oluşturur. Bilinçaltı da %95'lik. Belki sizin söylediğiniz bu kelime. Dur şimdi sorayım size. Gülizar Hanım, bilinciniz açılırsa her şeyi idrak ederim dediniz. Bir de ne demiştiniz? Her şeyin farkına her şeyi fark ederim, bilincim açılır, her şeyi görürüm. Her şeyin farkına varırım düşüncesi. Ama hemen soracaksınız bak, eğer düşünürseniz şeytan giriyor. Ben evet ya da hayır ya da hemen cevap vereceksiniz hiç düşünmeden. Bu düşünce size mi ait, bir atanıza mı? Bana ait. Siz bunu kaç yaşında edindiniz, bu duyguyu? Onu bilmiyorum. Yani bir 20 yıl olmuştur en azından. Tamam, onu dediğim gibi zaman tüneli çalışmamız var bilinçaltında. O tünelde buluyoruz zaten. Bunlar bulunuyor. Bunlar bulunuyor ve dönüşümler yapılıyor. Siz ister ki isteyin, seçin. Onların bulunduğunu göreceksiniz zaten. Her şey mümkün yani Allah'ın izniyle. Hiç böyle rüya göremeyen bir danışanım şu an Rusik rüyalar görüyor. Rusik rüyayı bilir misiniz? Burada anlatmış olayım. Rüyayı kontrol etme. Rüya derken rüyada olduğunuzu biliyorsunuz ve evet, kontrol ediyorsunuz. Böyle bir sistem. Ve şu anda kontrol edici rüyaları o kadar çok sevdi ki diyor ki uyku aleminde dünya alemine gelmek istemiyorum. Uykuda, rüyada her şey var. Her yere gidiyorum diye bir nevi. Astral seyahat gibi değil. Astral seyahat hani bedenen de gittiğiniz olan bir şey. Burada hani beden gitmiyor ama beden gitmiş gibi de hissederek uyanıyorsunuz. O hazla uyanıyorsunuz. Hani şeftali yiyor mesela. O şeftaliyi tüm damağında hissediyor yediğini. Bu şekilde hani Avrupa ülkelerinde falan bulduğunuz rüyalar çok yapılmakta. Ve bu hiç rüya göremeyen danışanım şu anda bunları yapıyor. Her şey mümkün. Bunlar oluyor. Yeter ki sizler niyet edin. Merhabalar. Merhaba hocam. Ben de İlseven Akademisi uzman eğitmenlerdenim. Şöyle bir şey, ben yeni gördüğüm bir şey değil bu. Fakat iki gece üst üste görmüş olduğum bir olay. Bir tanesinde... Bir dakika Yasemin Hanımcığım biraz sakin. Yasemin Şen. Öncelikle bir insana tabir... Ya da danışan tabir için olabilir ya da danışan aldığınızda direkt pat diye konuşmayın asla. Önce biraz bilinç altları birbiriyle temas edebilmesi için, iletişim haline geçebilmesi için biraz sorular soracağım size. Yasemin Hanım, biraz kendinizden bahsedeceksiniz. Kaç yaşındasınız? Ben 51 yaşındayım. Çok güzel. Nerelisiniz? Şu anda doğduğum yer mi, doğduğum yeri mi soruyorsunuz şimdi? Siz kendinizi nereli hissediyorsanız onu söyleyin. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale, tamam. Öyle diyeyim. Çok güzel. Burcunuz nedir? Terazi. Hı-hı. Peki, çocuklarınız var mı? Var, bir tane kızımız var. Kaç yaşında kızınız? 23 yaşında. Tamam. Mesleğiniz nedir? Ben İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden emekliyim. Hı hı.
Tamam. Kullandığınız herhangi bir ilaç var mı? Son söylediğinizi duyamadım. Kullandığınız herhangi bir ilaç var mı? Şu anda omuz ameliyatımdan dolayı kullandığım bir ilacım var. Omuz. Tamam. Omuz ameliyatı mı oldunuz? Evet. Ne sorun vardı orada? Böyle ödem oluşmuş. Ödem kasa baskı yapıyor. Kasta kemiğe yapışmış böyle bir şey. Hangi omuz? Sol. Hı-hı. Tamam. Anne babanızla durumunuz nasıl? İyi, baba yok zaten, vefat etti. Anneniz çok mu zorlandı sizi büyütürken? Ya da önce mi vefat etti, sonra mı? Hayır. Yani ben evlendikten sonra vefat etti. 23 yıl oldu babam vefat edeli. Hı hı. Tamamdır. Yani o omuzunuzdaki ağrının kök sebebini bir anda bulmak istedim. O nedenle sordum. Siz mi kendinize çok yük çektiniz acaba? Ben zaten terazi burcu olduğum için her şeyi mükemmel olmasını isteyen birisiyim. Burcumdan dolayı mı artık, kişisel yapımı bilmiyorum. Yani her şeyi sıfır hatayla halletmeye çalışan bir insanım. Büyük ihtimalle ondan diye düşünüyorum. Hı-hı. Ve vermeyi çok iyi veriyorum fakat alma kısmında çok yeterli değilim. Alma verme, eril dişil, kemik babadır, erildir. Hı-hı. Kas yine annedir, dişildir. O ikisinin birbiriyle bir şey vardı söylediğiniz bir noktada. Blokaj, bir durum söylediniz. Bunların okumasını yaptığımız gibi bu spesifik olabilmesi için seans olur. Biz şu an sadece genel konuşma yapıyoruz. İçsel olarak, yani iç dünyaya baktığınız, ya eşinizle ya da anne babanız aranızdaki bir çatışma olabilir diye genel olarak konuşuyorum, spesifik olarak değil. Böyle bir yorum var. Tabii ki siz bunun sebebini daha iyi bilirsiniz. Şimdi bak, biraz muhabbet ettik, bilinçaltınız kendiniz bana açtı, hissediyorum enerji açıldı. Çok güzel. Anladım. Şimdi Yasin Hanımcığım, dik bir şekilde oturun. Dik bir şekilde oturun. Rahatlayın. Ve niyetinizi yapın. Allah'ım, iki gün üst üste gördüğüm bu rüyanın analizini, yorumunu öğrenmek istiyorum ve senin mesajını öğrenmek istiyorum Allah'ım. Öğrenmeyi niyet ediyorum. İstiyorum değil, niyet ediyorum. Hı hı, bir şekilde oturun. Arkanızı yaslanın. Gözler kapalı olabilir, açık olabilir. Açıksa göz hareketleri yapın. Çünkü bilinçaltı tarayacak şu şekilde. Rüyamın analizini, terapisini tamamen, hem terapist de olsun, öğrenmeye niyet ettim diye sol, 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 sağ, 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 alt, 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 üst, üst, üst. Bu şekilde yapın. Sol, sağ, sol, sağ. Ama bu şekilde yaparken aynı zamanda ağzına nefes al, ağzına ver. Günlük hayatta burun, ağız ya da burun, burun nefesi en sağlıklısı. Lakin hipnotik çalışmalarda ağız ağız nefesi bilinçaltın çok çabuk teta seviyesine çıkardığından dolayı ağız nefesini tercih ediyoruz. Ama yine kişide kalp sıkıntısı olabilir, hamile olabilir, bu gibi durumlarda burun ağız bebek nefesi. Sadece iş o ki nefese odaklanmak. Şu an size hangisi rahat geliyorsa burun ağız da yapabilirsiniz, ağız ağız da yapabilirsiniz. Rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Nefese odaklanıyorsunuz. Yaratılış anınızı hatırlayın. Balçıktan yaratıldınız. Allah size diye üfleyince can buldunuz. Yani nefes Allah'ın ruhaniyetidir. Size yansıyan bir esmasıdır. Şu anda Allah'la bağ kurduğunuzu hissedin. Ve Allah'ın bu rüyamın yorumcusu ve terapisti sensin. Senden bana gelecek olan mesajları kabul ediyorum. Ve bunları senin kaynağından gelmesini seçiyorum. Ağzına nefes alıp ağzına nefes verirken bedenin rahatlıyor. Bedenin rahatlıyor, 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 rahatlıyor. O kadar çok rahatladın ki şu an gecenin alfa derecesinden delta derecesine geçiyorsun. Ve şu anda
rüyanın içerisine gidiyorsun. Kapını, rüya kapısını gör. O gece gördüğün rüyanın içine gireceksin tekrar. Bismillahirrahmanirrahim de kapıyı aç, içeriye gir. Rüyanın içindesin. Ne görüyorsun? Orada şu an gözlemcisin. Orada gördüklerini söyle. Şu anda gördüğüm olay, yine aynı şeyi görüyorum. Bu üçüncü gözümün olduğu yerde bembeyaz bir ışık ve her tarafa aydınlatıyor. Gördüğüm bu. Artı böyle yemyeşil bir arazi var. Hafif böyle yamaç. Yani nasıl söyleyeyim? İşte 20 derecelik açıyla olan bir yamaç ve her taraf yemyeşil. Ben oralarda yuvarlanıyorum. Ama mutluyum. Hı hı, başka? Başka bir şey görmüyorum. Sadece bunları görüyorum. O gördüklerini izle. Gördüklerini izle. Yemyeşil arazi senin için ne demek? Evet. Hafif yamaç olan senin için ne demek? Daha huzur, nefes alabildiğin yer. Anne mi baba mı, kimdir ya da bir herhangi birisi mi o yeşil arazi, kim? Baba diye geldi. Peki şöyle söyleyeyim, yamaç mı baba, arazi mi baba? Arazi. Tamam. Sen arazide yuvarlanıyor musun? Evet, böyle yani şey, mutlu ve sevinçliyim. Orada hani insanlar çimlerin üzerine yatar uzanır ya, o şekilde. Hı hı. Hı hı. Bunu ne zaman görmüştün? Bunu bayağı oldu göreli. Yani, babanız hayatta mıydı? Babanız hayatta mıydı? Hayır, değildi. Arazi baba dedin ve orada yuvarlanıyordum. Babanın kucağında olup sevinmek mi istendin? Bilmiyorum. Babanın herhalde. Sevgisine mi ihtiyacın var? Bilmiyorum, yok. Evet ya da hayır. Hangisi ise? Babasının yani, sevgisini evet. Arzuladın. Evet. Küçükken baban tarafından sevildin mi? Çok. Çok sevildim. O zaman bu bir özlem rüyası mı? Yani sanırım. Peki bir şey soracağım. Oradaki yamaç, hafif yamaç var dedin. Hı hı. Babanın sevgisini alamadığından dolayı, yani özlediğinden dolayı diyeyim. Alamamak doğru bir ifade değil. Özlediğinden dolayı. Hani şu durumda. Orada bir yamaç oluşmuş, bir blokaj oluşmuş. O yamaç nedir senin için? Yani şu anda vefat ettiği için ona ulaşamamak aslında. Ulaşamamak, çok güzel, tamam. Çünkü şimdi ben rüyalarımda da görmüyorum hiçbir şekilde. Hiç görmüyorum, tamam, babamı rüyamda. Bu şekilde göstermiş. Bilinçaltında bu şekilde göstermiş. Peki... şimdiki hayatında bu yamaç nedir? Şimdiki hayatında bir blokaj olarak görebilirsin. O yamaç senin omuzun olabilir mi? Olabilir. Ameliyat oldum demiştin. Babanda alamadığın desteksizlik mi o ameliyatın sebebi? Yani babamı özledim, artık babam yok. Artık babamdan destek alamıyorum mu? Boyundaki omuzundaki o ağrı. Yani, evet ya da hayır, hiç düşünme. Düşününce şeytan giriyor araya. Siz cevap vermiyorsunuz, şeytan veriyor. Evet ya da hayır. 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 Tamam. O zaman o yamaçı bulalım. O yamaç senin için bir organ olsa hangi organ olur? Hemen söyle. Yamaç. Aklında ilk gelen organ. Yani ayak. Hı-hı. Tamam. Gelecek korkusu mu yaşadın? Evet ya da hayır. Hiç düşünme. Hayır. Tamam, çok güzel. Devam ediyoruz. Peki.
kök çakra ile ilgili bir problemi var mı? Var. Ne gibi? Yani menopoza girdiğim için. Onun dışında bir şey var mı? Hayır. Şimdi kök çakranın problemlerini bilirsiniz. Kemik, diş, saç, ayak, bacak, ince bel dediğimiz kısım. Oralar. Bunlarla ilgili bir problemim var mı? Sadece diz kapağımda hafif bir ağrı var. Başka bir şey yok. Tamam. Çok güzel. Hala bulamadık. Senin o yamacı bulmaya niyet ediyoruz. Oradaki yamaç, buradaki saydığım organlarda ayak değil mi? Ayak dedin. Evet. O ayak sana ne hissettiriyor? Ayak. Ne hissettiriyor? Hemen söyle. Adım atmakta zorlanıyorum galiba bazı şeylere. Hı hı. Mesela? Mesela yani hiç düşünmedim şu anda da. Normalde bir şey yapmak istiyorsun, ediyorsun ama yapamıyor musun? Yapıyorum fakat o mutlaka bir sürünceme de kalıyor. Yani hemen aksiyon alamıyorum. Bunu spesifik bir hale getirirsen onu çözümleyeceğiz. Ama genel konuşursan sadece yorumlayıp geçeceğiz. Bu tercih seninkisi. Nasıl istersen Yasemin Hanım. Spesifik hale getirirsen o olayı şu anda analiz, terapi, aynı zamanda gelecek kod atma dediğimiz sistemle, kancalama dediğimiz sistemle tamamen dönüşümünü yapacağız. Yani dönüşmesini istediğim bir blokaj, hayatını bir blokaj olarak gördüğüm bir durum var. Bu yamaç dediğin o. Baba dediğin, çimlerin üstüne yuvarlanıyorum. Babam tarafından seviliyorum ama şu anda babamın sevgisini hissedemiyorum. Çünkü babam öldü gitti, onda ayrıldım diyorsun. Ve ondan dolayı da bir blokaj yaşıyorsun. Bu blokaj senin için ne demek? Şu anda zihin, bilinçaltın bunu buldu. Ve sen bunu hissettin. Söylemek istersen söylersin. Söylemezsen genel bir yorum yapıp analizini yapmış olacağız. Hocam şöyle söyleyeyim. Adım atamamak derken hani başlayamamak. Ben normalde kişisel gelişim alanında 2010 yılından beri eğitimler alıyorum. Mesela hala bunu ücretli hale çok az dönüştürüyorum. Ofis açmak istiyorum mesela. Açmak için adım atamıyorum. Aslında böyle bir bütçem de var. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Tamam, çok güzel. Şimdi nefesine odaklan. Nefesine odaklan canım. Çimlerin üzerindesin. Şimdi rüyayı değiştiriyoruz ve terapiye geçtik şu anda. Babacığını yanına çağır. Burası senin baban olduğunu öğrendik ya. Baban yanına gelsin. Babanı doyasıya sarıl. Canım babacığım, seni çok özledim. Burada ruh buluşturma diyoruz. Hani rüyada ruh buluşturma yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten de enerji, şu an bilinçaltı hayale gerçeği kabul bilmediğinden dolayı gerçek olarak algılıyor. Lütfen o ruha, yani babacığına sımsıkı sarıl. Babacığım, canım babam. Desteğini, sevgini, kokunu, her şeyini özledim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Sarıl ona, sarıl. Baban sana sarıldığında babanın ellerinde senin sırtına sevgi enerjisi, destek enerjisi aksın. Allah'tan babana, babandan sana aksın. Yine desteğini aslında Allah'tan alıyorsun. Ama burada aracı olarak babam var. Canım kızım. Canım yavrum, istediğin her şey olur. Yeter ki sen iste, hayalini kur, düşle ve adım at. O olur. İnanıyor musun buna? Evet. Tamam, şimdi ne yapmak istiyorsun? Söyle bakalım. Ofis açman için ne gerekli? Ne yapman gerekli? Babanla birlikte yapacaksın bunları. Hadi bakalım.
Hani ne gerekli? Bir ofis bulmam lazım. Hemen babanla birlikte ofis ara. Al, ofis ararken niyetini yap. Allah'ım, ofis, hayalimdeki ofisi bulmama yardım et. Ofisi kolaylıkla, muhteşemle, büyük bir fırsat içerisinde bulmamı sağla. O ofiste öyle güzel işler yapayım ki sen benden razı ol. Ahirette bana şahitlik etsin. İnsanlara merhem olayım. Sevgi dolu sözcüklerinle. Güzel bir iş çıkarayım orada seninle birlikte. Niye? Sen şu an ben genel olarak dua ettim. Sen spesifik dualarını, kendine özel dualarını yap. Kodla ve hayalindeki ofisi Allah sana senin önüne çıkarsın. Bir rezidans mı yoksa bir villa tarzı mı artık neyse. Onu gör karşında ve onunla uyumlan. Allah'ım bana bu ofisi verdiğin için, bunu bana nasip ettiğin için teşekkür ederim. Bak rüya ne kadar değişiyor. Şu an senin bilinçaltında bu rüya değişti. Bu ofisin içine gir şimdi babanla birlikte. Babana sor, babacığım burayı hangi renge boyayayım? O rengi babanla birlikte boya. Hangi renge boyuyorsun duvarları? Yeşil. Huzur. Az önce dediğin huzur bu muydu acaba? Sanırım evet. Tamam. Yeşile boyadım birlikte. Hemen en güzel mobilyaları getir. Burada anda oluyor her şey. Burada her şey çok hızlı oluyor. Anla rüyada eşyalarını getir. Oraya diz. Güzel güzel diz. Baban sana gülümsesin. Yavrucuğum bak bu kadar kolay gördün mü? Zor diye bir şey yok. Adım attın geldi. Bu kadar güzel. Şimdi ofisi tamamen kurdun. Ve tanıtımlarına başladın. Ve danışanların geliyor. Zil çalıyor. Din don, din don. Kapıyı açıyorsun. Merhabalar, hoş geldiniz diyorsun. Sekreterin var ya da sekreterin açıyor. Sen de karşılayabilirsin. Birlikte. Şu anda duayla yaratım oluyor. Allah ol der oluverir ya. Şu an her şeyi Allah yaratıyor. Ve buradaki danışanların sana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Sen onlara yardım ettikçe Allah sana daha çok yardım ediyor. Alanın açılıyor. Gördün mü? Ne kadar mutlu, keyifli. Bu kadar kolay. Şimdi Yasemin Hanım, lütfen o araziye tekrar gidin. O yamaç orada duruyor mu? Yok şu anda. Tamam, o bürokaş kalktı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, Seni sağ olun. şu an Yasin Hanım rüyanın yorumu babanın sevgisini çok güzel almışsın. Yemyeşil çimenler ama çok özlemişsin. Babamın sevgisi orada yuvarlanıyorsun ya. Babamın Evet. sevgisini istiyorum Allah'ım demişsin. Allah sana gösteriyor. Babanın sevgisini özlemin orada bir blokajı. Aslında adım atacaksın ama baban olduğun özlem o blokajı kapatıyor. Blokaj yapmış. Anladım. Anlatabildim mi? Şimdi o açıldı. Ve rüyanın Teşekkür yorumunu yaptık. Önce analizini yaptık, yorumunu yaptık. Sonra da terapisini yaptık. En sonunda da kancalamayla gelecek kod attık. Dört işlem ederim. yaptık arkadaşlar. Bu Anladım. şekilde. Hayırlı olsun. Hocam yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Bu Tabii ki. rüyayı ben ilk gördüğümün ikinci günü kayınvalidemi kaybetmiştim. Ve bütün böyle eşimle falan konuştuğumda bu rüyayı hep ona yordu herkes. Hiçbir şekilde böyle bir şey düşünmemiştim. Yani babayla Yorum ilgili olmamış olabilir. işte. Evet. Şimdi Çünkü şöyle şey tam yani böyle içten bir kayınvalidemi de yorum çok olmamış. seven bir insan. Demek ki orada biz doğru yorumlamamışız. Tabii ki bildiğimiz kadarıyla Doğru yapabiliriz. yorumlama şöyle ben hemen parantez içerisinde açıklayayım. Yorumlanmıştır o da yorum. Ona da çıkmıştır. Bir rüya bazen hani köklenebiliyor. Birçok yoruma budaklanabiliyor. Lakin o yorum sizi tatmin etmemiş. O nedenle Anladım. bugün burada bu rüyayı söylediniz. Şimdi tatmin oldunuz mu? Bir daha bu rüyanın yorumunu başkasına anlatır mısınız? Yok, gerek yok. Tatmin olmadıysanız yine anlatırsınız. Ondan sonra tekrar başka bir şey çıkar. Ama en çok hangisine tatmin olduysanız, hangisi size mantıklı geldiyse onun yorumunu yaşarsınız. Yok, bu gerçekten çok mantıklı geldi çünkü
Şöyle şunu fark ettim. Ben babamla inanılmaz böyle babaya düşkün, anneden çok babaya düşkün bir kızdım. Görüntü ve şey gitti. Ha. Pardon, ben sesimi şey yapayım derken görüntü gitmiş. Pardon. Şeyde ben anladım, daha çok tamamdır. Babaya düşkün olduğum için büyük ihtimalle ondandı. Ve siz bunu çözdünüz. Çok teşekkür baba sizin ederim için hocam. Bir de evet son bir şey soracağım. Baba sizin için iş demek mi, atılım demek mi, bir açılış demek mi? Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Let's go.